Ben de onu izah edecektim ama sen devam ediyorsun, mantıksız konuşuyorsun yine. Sen de devam edebilirsin. Ay buyurun abi, neden mantıksız konuşuyorsun? Mantıksız şöyle benim, değil mi? Doğrudur efendim, esas kim bu hale getirdi? Değil mi? FETÖ almadın, FETÖ'yü kim aldı? Ya güzel kardeşim, değil tekrarlıyorum. Söyle. Doğru diyorum ben. Ben sana bir şey soruyorum. FETÖ'yle el ele kim? Aferin, aferin, böyle değil. Merhabalar. Bugün Eşrefpaşa'dayız efendim. Eşrefpaşa'da ikinci el pazarındayız. Bakalım vatandaşlarımızın, esnaflarımızın dertlerini dinleyeceğiz. Neler söyleyecekler? Nedir? Problemler nelerdir? Üretim olarak neler düşünürler kendi düşüncelerinde? Ne üretiyorlar? Onları öğren. Abi kolay gelsin. Merhaba teyzeciğim, kolay gelsin. Abi merhaba. Arkadaşlar ikinci el pazarındayız. Bakalım neler var? Merhaba bey amca, nasılsın, iyi misin? Nelere bakıyoruz böyle? Baktık işte. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi diyorsunuz? Hiçbir şey almadan diyor. Abi nasılsınız, iyi misiniz, nasıl işleriniz? Geçebilir miyim? Nasıl işlerimiz, iyi mi? Vatandaş nasıl? Şükür, şükür, çok şükür. Vatandaş da memnun, biz de memnunuz. Alışverişler nasıl? Bir hafta iyi, bir hafta kötü. Çok şükür. Yani vatandaş memnun mu alışverişten? Sizler memnun mu? Memnun. Kazancınız çıkıyor mu? Şükür, şükür. Çorbamız kaynıyor. Nasıl, ekonomiyi nasıl görüyorsun? Ekonomi iyi diyemiyoruz. Maalesef hayat şartları ağır. İnsanlar da haklı olarak ikinci el giymek zorunda kalıyor. Mağazalarda fiyatlar bayağı bir zirve yapıyor. Ona istinad eden vatandaşlar böyle ikinci el işte giyim, ayakkabı, terlik, yelek, ceket, bu tür şeyleri. Burada. Eskiye göre abi, bundan birkaç yıl önceye göre nasıl talep? Böyle değildi. Böyle değil. Böyle değildi. Şimdi biraz daha fazla. Bilmiyoruz neden. Böyle bir boşluk oldu. Fiyatlar kendi başına böyle bir zirve yaptı yani. Ucuz hiçbir şey yok. Vatandaş haklı olarak ikinci eli tercih ediyor. Hayat şartları, geçim, asgari ücret malum. Ya önceden ben hatırlıyorum abi, çok fazla ikinci el böyle yerleri her yerde kurulmazdı. Şimdi kurulmaz. Evet, şimdi ben görüyorum işte Buca'da da kuruluyor, her yerde ikinci el. Hem satıcısı çoğaldı hem müşterisi çoğaldı diyebilir miyim? Tabii. Çoğaldı. Yani bu yalnız buraya istinad eden değil. Birçok semt pazarlarımız var. Kuruluyor. İnsanlar da tercih ediyor, arıyor. Araçlarından geliyorlar. Eksik olmasınlar. Yani iki tarafta memnun. Yani bu ekonomi. Kuşlarımız da kendilerine bir para kazanma şeyi diyelim. Yaratıyorlar. Sektör. Tüketici de aynı şekilde. Hani bugün şöyle söyleyeyim. Mesela Bermuda şortları biz 20 liraya 30 liraya satıyoruz burada. Mağazada 500-600 lira. Kot pantolonları 50 lira. 60 lira, 70 lira. O çizgilerde satışları var. Mağazalarda markada olduğu zaman zaten 2000 liralara falan çıkıyor. Onun için vatandaş haklı. Makinede yıkatıyor. Bir şey yok. Kusuru hiçbir şey yok. Giyilmiş. İkinci el. Vatandaş peki nasıl düştü abi bu duruma? Nasıl oldu bu kadar insan? Yani nasıl böyle perişanlık mı diyelim biz bu yani bu olayla? Çok zor. Tamamen ekonomi. Peki ekonomi düzelir mi? Valla bu iktidar partisinin elinde olan bir şey. Kişinin vatandaş. 22 yıldır zaten iktidarda efendim, şu anda mı şu anda pozisyona iktidar getirmedi mi şu ekonomiyi? Mutlaka. Ama ne var? Şimdi önceden böyle değildi. Baya kötü bir duruma geldik. Günümüzde 2+1 hani sıradan bir müstakil evin ya da bir dairenin 2+1 bir evin, bir müstakil evin kirası şu an 10'lar 15 lira arası. Sen 11.300 lira emekli maaşı alırsan nasıl çıkarsın bu işin içinden? Evet. Çok evet. Zor bir bulmaca. Ne olacak bu vatandaş? En azından bir asgari ücret olması lazım. Bir emeklinin alacağı bir maaş en azından bir asgari ücret olması lazım. Hani bir 10 lira kira veriyorsa
yine bir 7 bin lira 8 bin lira lan evini geçindirsin. Peki abi bunun yanında şunu da söyleyebiliriz. Emeklinin pozisyonu bu durumda. 17 bin lira alan asgari ücretli ailesi olan çocuk okutan onlara, bu ne olacak? Onlara da sor. Yaklaşık bu da 7-8 milyon insan bu ülkede evet, asgari ücretle çalışıyor. Evet. O da aşağıda kaldı. O da aşağıda kaldı. Günümüzde hani dediğimiz gibi bugün bir şey söyledi arkadaş. Diyor ki bu duruma neden diyor geldik diyor. Onun izahını ben de onu izah edecektim ama sen devam ediyorsun. Mantıksız konuşuyorsun yine. Sen de devam edebilirsin. Ay, buyurun abi. Neden mantıksız konuşuyorsun? Mantıksız şöyle benim. İktidar 2002'de geldi değil mi? Doğru. 2002'den evvel bu ülkenin pozisyonuna bir bakalım. Üçlü hükümet biliyorsunuz iktidardaydı. Üçlü koalisyon. Abi özür dilerim. Biz 22 yıl öncekini analiz yaparsak eğer 22 yılı çöpe atarız. Biz 22 yılı değerlendirelim. Bir dakika, bir dakika. Sen boş konuşuyorsun da neyse. Neden boş konuşuyorum efendim? Ben soru soruyorum. Çünkü senin burada iş yapman lazım. Neyse buradan para kazanıyorsun. Mesele orada değil. Biz 2002'den evvel baktığımızda bu ülkede yazar kasalar atılıyordu. Bu ülkede ekonomi, Ecevit'i... O zaman yazar kasa atılıyordu, şimdi çocuk satılıyor efendim, organ nakli yapılıyor. Ay çocuk satılmayı... Evet evet organ nakli var, okuyun medyayı efendim. Eskiden beri var, şu anda yeni bir şey değil onlar. Bana yeni bir şey söyle ki. Tabii yeni bir şey söylerim, babalar intihar ediyor efendim çocuğuna pantolon alamadığı için. Yok yok herkes alıyor, herkes alıyor, sen baş ver. Vatandaş perişan efendim, ikinci el pazarındayız. Sen baş ver sen, herkes araba alıyor, bak son model arabaları alıyor. Bende yok, bende yok efendim. Sende yok, herkeste var. Arkadaşımda da yok kameraman. Vardır, vardır. Her çevremden söylüyorum. Vardır. Neden zorlamıyorsun bizde efendim, yani. Yok. Bir dakika, ya sen zorla veya zorlama, benim için sorun değil. Evet, buyurun. Senin söylediğine sen inanıyorsun, ben dinliyorum seni sadece. Sen söylüyorsun bunu. Yalan söylemiyorum efendim, doğruyu söylüyorum. Arabam yok diyorum, kameraman arkadaşımın yok diyorum, yalan söylemiyorum. Doğru söylüyorum ve yalan söylüyorum diye suçlar. Evet, sizi dinliyorum. Nedir efendim? Ben şöyle söyleyeyim. Geçmişe baktığımızda bu ülkedeki ekonominin bozulmasına neden olan etkenleri görmek lazım. Eğer bunları göremiyorsan değerlendirmeyi 22 yılda bu ekonominin bu duruma geldiğini sen bu şekilde değerlendirmen yanlış olur. Geçmişe bakalım. Bu ülkede görüyorsunuz şu anda sanayiye yönelik bir sürü atılımlar var. Biz ülkenin gelişen bir ülkeyiz. Geçmişte boyun eğen bir ülkeydik. Emir alan bir ülkeydik. Şu anda oyun kurucuyuz. Ama açız. Hayır, hayır, kimse aç değil. Açım ben açım. Hayır, abi. Alamıyorum işte. Hayır, sen aç değilsin. Aç. İstediğimi alamıyorum. Aç değilsin, aç gözlüsün. Ya ama benim cebimi nereden biliyorsun? Değil mi? Tabii ki, tabii ki. Sen aç değilsin, aç gözlüsün. Peki, tamam. Bu sizin. Söyleyin. Lütfen. Bir daha söyleyeyim bakın. Arkadaş açım diyor, fakat ben de diyorum ki aç gözlü. Neden? Çünkü insanoğlu doymaz. Toprak doyurur insanı. İnsanda doyma, doymama hırsı var. Anlıyor musun? Bir tane ev alsın, ikinciyi ister insan. İnsanın doğasında var bu. Şimdi ben aslında bunlara girmek istemiyorum da esas meseleye girmek istiyorum. Ülkede güzel olan şeyleri gözünü kapatıp da ekonomiye bağlamak bence yanlış. Tamam, o zaman tarım nasıl? Ekonomiye bakmayalım. Bak şimdi. Eğitim Bakanlığı nasıl? Hadi onları da. Ben, hukuk nasıl? Ben hukuk mu? Hukuk evet, hukuk. Kimin elinde efendim? Benim elimde. Herhalde gördüğüm kadarıyla şu anda hukuktan hiç kimse memnun değil. Anket yapıyorlar. Vatandaşın %33'ü istemiyor. Gel anayasayı değiştir. Güzel abicim, anayasaya uymuyor şu anki yönetim. Uymadığı için hukuk yok. Yeni anayasaya uyup uymayacağım nereden bileyim ben? Anayasayı değiştirmek için sayı lazım. O sayıyı mecliste ortak olarak karar alsın der de. Mevcut olana, uymayana, yani yaptığına nereden uyduğunu ben anlayacağım. Ben şöyle anlayacağım. Nereden? Bu ülkede hukuk yıllardan beri sorun zaten. O da bir sorun. 22 yıldır düzelseydi efendim.
Ama ki zaman mı yetmedi? Muhalefette öyle bir muhalefet lideriniz vardı ki maşallah her şeye hayır diyen, istemezlik diyen bir insandı. Şimdi çekilmiş kenara oradan konuşuyor. Yani bekara karı boşamak kolay ama... Şu gün değerlendirir misin Türkiye'nin durumunu, vatandaşın durumunu, ekonomiyi değerlendir, milli eğitimi değerlendir, diyaneti değerlendirelim. Türkiye'nin durumu şu anda çok iyi. Enflasyon inmek üzere. Şu anda tamam ekonomide birazcık şey var, problem var ama bunlar hepsi ileride düzelebilir. Düzelirse de millet bunu değerlendirir ve... değerlendirdiği zaman da gereğini yapar. Ama abi şimdi şöyle ekonomiyi bu hale bu yönetim getirdi. Yani nasıl daha düzeli? Fırsatçılık. Bir fırsatçılık. Fırsatçılığı büyük patronlar yapıyor. Büyük abilerimiz yapıyor. Holdingler yapıyor. Mesela, neden denetlemiyor yönetim bunları? Vergilerini affediyor. Mesela TÜSİAD dediğimiz büyük abilerimiz var bunlar. Patronlar kulübü. Bunlar yükselttiği zaman sen bir şey yapamıyorsun. Onlar anlıyor musun? Her şeye zam koyuyor. Peki yönetim yok mu bizde kardeş? Yok. İşte, yönetim yok o zaman ülkede. Yönetilmiyor Türkiye. Denetim eksikliği var. Denetim. Tamam bu yönetim eksikliği değil mi? Denetim eksikliğine ben kabul ederim. Neden? Çünkü her yer kokmuş bir vaziyette geldi bu hükümet. 2002'de iktidara gelirken her yerimiz kokuyordu. Tamam şimdi ne halde? Şimdi anlat. Kıçımızda dahil her yerimiz kokuyordu. Ama bu kokuyu azaltmamız gerekiyordu. Nasıl azaltacağız? Her bölgeye gireceğiz. Bu pis kokuyu halletmemiz gerekiyordu. Ancak bu kadar olabildi. Yani kolay mı askeriye, yargı, ondan sonra... Mahvettiler efendim. Ergenekonlarla, kumpaslarla, hükümetle el ele yapıp sonra... işte şu FETÖ'yle beraber o zaman desteklemiyor muydu Sayın Fethullah Gülen'i, Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Beraber yol yürümüyorlar mıydı efendim? Yürüyorlardı. Sonra ne oldu? CHP aldı onu, teslim aldı FETÖ'yü. Değil mi? Doğrudur efendim. Esas kim bu hale getirdi? Değil mi? FETÖ almadı. Bak, FETÖ'yü kim aldı? Ya güzel kardeşim değil tekrarlıyorum. Söyle. Doğru diyorum ben. Tamam. Ben sana bir şey soruyorum. FETÖ'yle el ele kim? Aferin böyle değil. Böyle kabul et severim ben. Siz niye kabul etmiyorsun? Ben şöyle kabul ediyorum. Denetim eksikliği var bir. Ekonomide problem var ama biz bu ekonomiyi ekonominin burada bulmadık. 2002'den evvelki 2002'de Türkiye'nin ben sana ekonomisini söyleyeyim mi? Dünyada 20.ydi. Şu gün kaçıncısı? Bir dakika. Ben daha şeye gelmedim, depremlere gelmedim. 11 tane il yıkıldı. Ondan sonra 15 Temmuz'da bu ülke darbe geçirdi. Diğer darbeleri daha saymıyorum. Diğer depremleri saymıyorum da. Yani böyle bir durumda bu hükümetin yani bu ekonomisi böyle olması yani bence başka ülke olsa yıkılırdı yani. Mesela neden yıkılsın efendim? Bizim de bir düzenimiz, bir 100 yıllık cumhuriyet bu. 100 yıllık. Yani nasıl yıkılsın? Bizim de bir düzenimiz. Hükümet yıkılırdı yani. Hükümet yıkılırdı. Ben cumhuriyetin düzenini demiyorum ben sana. Bak sen yine yanlış konuşuyorsun. Saçma sapan konuşuyorsun. Yani hükümetin yıkılmaması devam ediyor. Milletin tercihiyle biliyorsun devam ediyor. Çünkü millet tercih etti. 2028'e kadar verdi değil mi? Doğru. Eğer son düzlükte belediye seçimlerinde tamam dedi ki akıllı olun dedi yoksa cezayı keseriz. Tamam daha evvel de mesela 2019'da yapılan seçimlerde mesela belediye seçimlerinde de bir ceza kestiler. Fakat genel seçimde ne yaptılar? Bu beceriksiz takıma vermediler. Anladın mı? Ne oldu? Yerelde siz sahibisiniz ama başta biziz demek istedi hükümet. Tamam mı? Onun için bazı doğruları kabul edin. Tamam sen burada para kazanmak için uğraş. Son sözlerim? Son sözlerim inşallah ekonomi düzelir. Eskisi gibi yine her şeyi alırız, yeriz, içeriz. Bunun dışında sizin yaptığınız şu anda halkı tahrik etmek. Ne yapıyorum tahriklik yapar? Tabii tahrik ediyorsun. Ne yapıyorum? Ne söylüyorsun? Saçma cahil insanlarla uğraşıyorsun. Tamam, bir şey demiyorum. Para kazanmak için yapıyorsun.
cahillerle uğraştığın için bir şey demiyorum. Ama bu senin işin. Ama sana şunu söyleyeyim, yanlış yapıyorsun. Ya, abi tarihlik ne ben? Arkadaşlar benim ben sordum vatandaşımıza tarihlik ne yapıyorum diye, ben de merak ettim. Videoyu ben de izleyeceğim, tarihlik neler yapıyorum diye. Sadece ben ekonomiyi sordum abime. Pozisyonu sordum. Abim de şu anda anladığım kadarıyla kahveden geldi. Evet, röportajımızı görüp şu anda da kahveye gidiyor. Kameraman arkadaş çekiyor oradan. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.